Evet canlar. Bu senin galiba. Değilsin. Kek, vallahi hiç kek şey açacak kalır diyordum ama. Kim yaptı keki? Sen yaptın. En iyi sağ ol. Dün canım hiçbir şey yemek istemedi. Bir kek bari yapayım da dedim hani. Şekerim de düştü. Karpapı da içiyorum, iki gündür yedik. Bir kalktım öyle kek yaptım. Yemek yapıyorum ama öyle tatlı tarzı bir şey, pasta masta hiç denemedim, hiçbir şey bilmiyorum. Bunu da şey meyveli yaptım ben, şeyler... ama aklıma geldi, şeftalinin diğer şey neydi, adı neydi? Nektarin. Nektarin vardı. Dedim nektarinler kötü olmasın dedim. Hem kek yapayım dedim, hem meyveleri değerlendireyim dedim, meyveli. Şekerini biraz daha az koydum. Pasta hiç yapmadım. Bulgur hiç pişirmedim. Bu iki çiçeğin şeyden de Madagaskar Yasemin'inden de çoğaltacağım sana. Hangisiydi? Şu saran vardı ya. Gösterdim. Kağıtlık Yasemin zannetmiştim. Bundan da eserimde evet, değildin evet, ya. Evet, evet, evet. Çiçekleri bitti şimdi. Çiçekleri bitsin diye bekliyordum. Ondan da koyacağım suya. Oldu bakalım. Basır. Bir şey alırken elimdeydi. Bugün de işte şey yaparsam Süleyman'ın da bir de ona keseyim. Onu da köklendireyim de öyle vereyim çocuğa dedim. Ne kadar bu Süleyman var. Burada mı kalacak? 15 gün burada ekledi yani. Benim de şey aramayacaktım. Avukattan mesaj geldi geçen gün bana. Ama üstünde dolandırıcılık uyarısı diyor. Sipariş ettiğiniz ürünü kabul etmediğiniz için dosya hukuk büromuza aktarılmıştır diye. Ama üstünde dolandırıcılık uyarısı yazıyor diye umursamadım ben. O gün belgene sordum, numarayı da silmedim dedim. Gidim karakola bari söyleyeyim. Hani dolandırmak için arıyorlar diye düşünüyordum. Belgin dedi ki Ali dayımla yaşadı işte aynı olayı dedi. Bu internetten bakıyoruz ya şeylere, kıyafetlere, bilmem nelere. Sayfayı incelemek için basıyoruz hani. İnternetten kredi kartıyla alışveriş yaptığımız için otomatik olarak telefon numaramız düşüyormuş. Onu sipariş vermişiz gibi kabul ediyorlarmış. Böyle bir dolandırıcılık sistemi geliştirmişler. Her gün bir şey geliştiriyorlar. Belgin dedi ki ara orayı. Şimdi yine geldi mesaj. İcra takibini düşmemek için büromuzu arayın diye. Belgin dedi Ali dayım da yaşadı o gün dedi. Şey yaptım dedi. Aramış demiş ki hani siz o zaman ortak çalışıyorsunuz bu firmayla. Bu düpedüz dolandırıcılık demiş Belgin. Elden de boş bulmuş parayı göndermiş. Aldım geriye dedi. Şimdi geldi pazartesi günü arayacağım bakalım ne diyecek. Ben ne ürün siparişi verdim. Ne ürün geldi. Kabul etmiyorum dedim. Hiçbir şey yaşamadım. Ben de umursamadım dedim ki ben hani ürün siparişi vermedim ki dedim. İşte öyle yapıp şey ediyorlar. Tabii tabii. Bir arayayım da dedim ona göre. Sana da geldi ya kaç sene geçti 300 lira ödedin ödeme abla dedim. Evet. Belgin'e dedim işte bir sorayım da ona göre. Girecek, ben bayağı avukatlı dedi. Onun için şey ettim, emin olamadım. Ya, ben, öyle, bir öyle bir şey basmış hiç, alabilir miyim dedim. Garip. Bana da geliyor bazen işte şu ürünü şey ettiniz, geldi şeyimizden. Bak oku bunu. Benim avukatlık bürosuna düşmüş. Beni neyle dolandırmaya kalktılar bak. Şöyle badam Çinli midir, Japon mudur? Hı. Arkadaşlık teklifi göndermiş şeyden. Bir ay kabul etmedim. Sonra dedim Allah Allah kimdir kabul ettim. Ondan sonra böyle bir şey gönderdi. Bir adamın şeyi varmış. Arıyordum Demirel. Hesabı varmış. 5,5 milyon dolar kalmış. Yoksa bankaya kalacakmış. Kimsesi yokmuş. Hı. İşte sizi gösterelim. Soy isim olarak sizinki tutuyor. Şey yapalım. Ortak yarı yarıya paylaşırız parayı. Aşk mektubu gibi yazmış. Bak. Evet dosyayı şuna bak. Bak. Yazmış sonra da şey yapın diyor. E-posta vermiş. Hı hı. Yanıtınız için. Yanıt bekliyor. Ne yapacaklarını şaşırdılar artık ya. Tabii. Hayır dedim ki yani üstüne de telefon dolandırıcılık uyarısı deyince. Kesinlikle. Dedim hiçbir şey ben sipariş vermedim arama gereği de duymadım. Ama tekrar gönderdi. O gün de verdim bir ara dedi. Hani ben böyle bir siparişte bulunmadım. Onaylatama dair. Siz bana delil gösterebiliyor musunuz diye bir sor dedi Belgin. Yani. Bir arayayım da dedim pazartesi günü avukatın bürosunu.
Bir konuşayım avukatla, benim böyle bir siparişim yok. Hani ürün gelip iade de etmedim. Bir söyleyeyim de belgene bir arayayım dedim. Deniyorlar. Durduk yere iç başıma şey aldım, iş aldım. Sabah sabah sinirlerim bozuldu. Deniyorlar. Senin başka var mı dayı balkondan istediğin çiçek? Yok kızım, bu arada kendimle uğraşamıyorum. Çiçekle mi çiçekle falan uğraşacak şey mi? Hani şimdi şey çiçeklenmeleri geçmişken. Onu hatırlıyor musun, şu tırtıklı tırtıklı olan kaktüs sağ tarafta? Kıbrıs'ta gezerken oradan bir bahçeden aldıydık, budağını getirdik. Olduydu ama sonradan ne olduysa ona kuruttum galiba. İşte akşam onu okudum da artık şey, yazın çok fazla sulamamak gerekiyor şeylere, atlasları. Köklerini yapıyormuşsun, hani sulanırsa da gece saatlerinde sulanacakmış, yapraklarına su püskürtün sadece diyor. 7 miydi, 8 miydi ben balkonu yıkadım, suladım. Gece kalktım işte, suladım hepsini. Yapraklarına tekrar su püskürttüm. Peçeten mi? Var dayı, var. Gözüme şey yaptım, bir şey var gözümde. Ya tablo da var. Cemre saçı açmayı durdurdu. Çiçek çıkıyor, kenarından kuruyor. Şey çıkar gibi oluyor. Seninkinin nerede de yok son şeyden. Evet. Zamanı vardı, duruyordu. Benimki hiç dal çıkarmadı. Anne, dal çıkarması için onun çiçekleri bittiği zaman üstünden kesmemiz lazım. Yoksa dal vermez o. Öyle uzar gider. Benimkiler dal çıkarmış. He? Dayınınkiler dal çıkarmış. Ama işte üstünden kesilmiştir. Üstünden şu kadar da olsa... Hiçbir şey yapmadım. Sen yapmamışsındır da dalından kesmekmişlerdir sana. Anladın mı demek istediğim? Üst dalı kesildiği zaman yanlarından veriyor. Üst dalından şu kadar da olsa kesmek gerekiyor. Dal vermesi için yanlarında. Hı. Sen aldığın zaman kesilmiş, uç kısmından kesilmiştir, dal vermiştir. Aynen. Annem uç dalından onu bir yerden almış, ucu kesilmediği için dal vermiyor şimdi. İşte değil, kenarında bir dal varmış, onu da ben kestim hastanede. Ama işte o dalın ucunu... Doktora söyledim de. İşte ucunu kesmek gerekiyor onu, dal vermesi için. Onun çiçekleri bittiği zaman üstünden keseceğiz. Kalkın benim ilaçlarımı da alayım. Hadi. İlaçlarını unutma. Ay, iyi yaptınız, geldiniz. Ben de şey, öyle sıcak oturuyordum. Bir belgin geldi işte. Birer dedi kahve içelim. Nihal abla dedi. Akşamüstü dedi denize gideceklermiş. Sen de gelir misin dedi. Dedim gideyim ben de. İyi yaparsın, yalnız kalmıyorsun. Evet evet. İyi oluyor da ya, akşam çıkıyorum. Orada yemek yiyoruz. Sabah geliyor, birlikte kahve içiyoruz ya, birlikte kahvaltı yapıyoruz. Herhalde canlı yoldaşı lazım. O sabah çünkü 8'de Hakan'ı kreşe bırakıyor. Kreşe bıraktı mı bana geliyor. Ya simit poğaça alıyor ya ben burada bir şeyler hazırlıyorum. Kahvaltımızı yapıyoruz. Başka zaten sıcaklarda hiçbir şey yapılacak gibi değil. Öyle. Ay, her yer bardak doldu. Evet canlar, tekrardan merhabalar. Evet, bugün sizinle bir hal hatır soramadan başladık videomuza. Dayımlar daha yeni gittiler. Belgin geldi. Belgin'le otururken dayımlar geldi derken sizlere bir hal hatır soramadım bugün. Umarım herkes iyidir. Herkesin sıcaklarla da arası iyidir. Sabahtan beri kaç kez üstümü değiştiriyorum bilmiyorum. Evet, aslında bugün manikürümü pedikürümü yapacaktım ama annemle dayım gelince kaldı. İyi de yaptılar. Manikürümü akşam da yapsam olur. Evet, annem bu ara dayımda kalıyor. Orada parka gidiyorlar. Dayımın o yaş grubunda çok fazla arkadaşı var çünkü. Evde sıcakta bir yere çıkamıyor. Evet, piknik için bir şey hazırlamayalım dedi Belgin'cim. Hava çok sıcak çünkü bu defa... Ben bunu acaba nasıl bitireceğim? Nasıl bitireceğimi düşünüyor dayım, hiç bilmiyorum. Şöyle şu kadar göstereyim size. Daha bulaşıklarım da duruyor. Hava biraz serinlesin, öyle yıkayayım dedim.
Sayıcı bana geçen gün aslında karpuz almıştı ama karpuzun içi erimiş çıktı. Ben kolumdan dolayı çıkaramıyorum büyük karpuz. Yukarıya dayım da taşıma dedi. Kolum tekrar başa dönmesin diye ben alır getiririm demiştim. Bugün ben kendilerini almış eve. Sıcaktan 3 gündür karpuz peynir yiyoruz diyor, o da söyleniyor. Artık ikiye böldürmüş. İyi ki de ikiye böldürmüş. 17 kiloluk karpuz ben nasıl getireyim tek başıma? Benim de canım hiçbir şey istemediği için tavuk pişireyim dedim, ondan da vazgeçtim. Abur cubur da bu ara yemek istemiyorum, hazır bir kilo verdim yine, şükürler olsun. Bu ara zaten börekli kekli çok yüklendim. Biraz karpuz yiyeceğim. Bana yeterli gelir zaten, 2-3 saat oturup geliriz diye düşünüyorum. Daha şimdi meteorolojiden uyarı geldi. Sıcaklık iyice artacakmış. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın diye. Benim büyük tabağım nerede? Neyse, servis tabaklarımı alayım. Daha rahat yerim. Dedim zaten sıcak, canım bir şey yapmak istemiyordu. Bugün sabah dayımlara da sordum. Bakalım sonucu ne olacak? Nasıl çözerim onu da bilmiyorum. Çözebilir miyim onu da bilmiyorum. Ha, bir şekilde çözerim. Ama ödemek zorunda bıraksalar bile dava açacağım firma hakkında. Çünkü ben hiçbir şey siparişi vermedim. Ve vermediğim bir siparişi, yani bana gelen bir şey de yok. Çünkü vermiş olduğunuz siparişi teslim almadığınız için icra işlemi başlatılacak diye avukat mesaj geçmiş. Ama ben ne ürün siparişi verdim ne de almamazlık yaptım. Bu yeni bir yöntem, yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Bu şekilde gönderiyorlarmış. Yani tıkladığımız zaman aklınızda olsun canlar. Telefon numarasından ürün alınmış gibi, daha sonrasında hatta dayıma da kutunun içinden bir tane patlıcan çıkmış Ali dayıma ve dayım hani yengemi hastaneye götürüyor diye benim tabi sonrasından haberim oldu. Dayım icraya verilecek korkusuyla panikle ödeme yapmış oraya. Sonrasında tabii çözüm getirildi, buldu yani bir şekilde para iadesini aldılar ama bu yaşanılan stres ve sıkıntı zaten insana yetiyor. Ben hiç kayda almadım yani, çünkü dediğim gibi sipariş verdiğim bir şey yok, bir şey siparişi vermedim, kapıma herhangi bir şey de gelmedi. Avukattan da böyle bir şey gelince önce bir zaten dolandırıcılık uyarısı yazıyordu. Dedim herhalde bir yanlışlık oldudur ama sonra işte kuzenim Nihal mutlaka avukatı ara, bunlar farklı yollar izliyorlar deyince bir arayayım diyordum. Sabah tekrar mesaj gelince iyice sinirlerim zıpladı açıkçası. Demek ki belirli siteler, yani Trendyol, hepsi burada gibi sitelerin haricindeki karpuzun kabuğu o kadar kalın ki kesilmiyor bile. Hiçbir şey almamak gerekiyor demek ki. Çünkü ürünü girip tıkladığımız anda telefon numaramız oraya düşüyormuş ve siparişi kabul etmişiz gibi. Arada ben çünkü çiçek aksesuarları için ve saksılar için bakıyorum. Muhtemelen oradan numaram düştü. Çünkü ben internetten öyle kıyafet falan almam. Ya da bakmam da yani. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor ama inanılmaz derecede sinirlerim bozuldu derken dayım işte mesajı okuduk size. Dayıma gelen çok daha ilginç.
Ama dayım bu defa akıllandı. Çünkü ona 3-4 ay öncesinde, dayım Almanya'da yaşıyordu. Dayıma bir mesaj geliyor. İşte Almanya'da çekmiş olduğunuz krediyi bilmem kaç senesinde ödemediğiniz için icra takibi başlatıldı. Bu işlem için işte 400 küsur milyar. Yani eski parayla şimdi 400 bin lira ödemeniz var. Aksi takdirde ona da işte icra işlemi başlatılacak diye ben... O dönemde işlemleri başlatıldılar. Hatta dayım o ara çok üzüldü ve mide kanaması geçirmişti. Ama öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. Yoksa hemen öyle ayak üstünde dolandıracaklardı aslında. Yani bir yerden sakınıyorsunuz ama bu dolandırıcılar bir şekilde, Allah çok ağır karpuz, yeni yöntemlerle maalesef dolandırmaya devam ediyorlar. Aslında karpuzumu yıkayayım, eğer çıkmayacak olursak bulaşıklarımı da yıkayayım, öyle çıkayım evden. Yeni yöntemler buluyorlar dediğim gibi. Bakalım nasıl çözeceğim, nasıl halledeceğim onu da bilmiyorum. Bir avukatı arayayım. Avukat ne diyecek? Dayım karpuzun rengi çok kırmızı değil ama tadı güzel dedi. İnşallah öyledir. Artık insanoğlu olarak kime güveneceğimizi, neye güveneceğimizi ya da nasıl alışveriş yapacağız, kime güvenip yapacağız, internet üzerinden onu da bilmiyorum. Aslında zaten teknoloji bir aram çok iyi olmadığı için ben internet üzerinden bir şey alacak olduğumda belgenin yanına çıkıyorum. O şekilde alıyordum. Ama demek ki arada herhangi bir ürüne bakmak için bir şeye demek ki tıkladım. Bakalım avukatla görüşmemizden sonra ne olacak ama dediğim gibi dava açacağım. Çünkü muhtemelen rakam ne kadar onu da bilmiyorum. Onu ödemeye mecbur bırakacaklar. Avukata da söyleyeceğim. Ödemeyi yaptıktan sonra ben de firma hakkında dava açıyorum. Açacağım diyeceğim. Bana ürünü sipariş ettiğimi, onayladığımı ispatlasınlar. Ya da kargolar kapıya geldiği zaman biliyorsunuz imza alıyor. Ya da benim ürünü reddettiğime dair herhangi bir ellerinde belge var mı? Ben de ondan dolayı kendilerine karşı dava açacağımı söyleyeceğim. Bakalım ne olacak ama durduk yere sabahtan beri hem sinirlerim bozulmuş oldu. Hem de boş boşuna gereksiz bir sürü işle uğraşacağım. Allah'tan annemle dayım geldi de birazcık sakinleştim. Yoksa artık 2 gün 3 gün panik yapardım. Nasıl yapacağım, nasıl çözeceğim diye. Nereden ne tutturabilirlerse bir şekilde. Yani özünde baktığımız zaman 2-3 kuruşluk olaylar diyoruz mesela ama bunu binlerce kişiden aldıkları zaman totalde çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Herkes kendine kolay para kazanma açısından bir yol istemiş. Öyle gidiyor bir şekilde. Ama bu kez ödeme yaptığım zaman arkasını dediğim gibi bunu bırakmayacağım. Bir şekilde en azından zaten firmayı öğrendiğim zaman sosyal medyadan da paylaşacağım. Mahkeme sürecinden sonra. Çünkü mahkeme sürecindeyken isim paylaşamam ama yargı süreci sona erdiği zaman firmanın ismini de yayınlayacağım ki hiç kimse en azından o firmayla kanıp da oradan bir tıklama yapmasın ya da ürünü almaya kalkmasın diye.
Oysa bugün kalktım aslında böyle mesaj gelmeden önce iyiydim, arkadaşlarımla da konuştum. Hava çok sıcak olduğu için akşam en azından dedik hani bir yemeğe çıkalım, oturur muhabbet ederiz diye düşündük arkadaşlarımla. Çünkü dönem dönem ilkokul arkadaşlarımla biz bir araya geliyoruz. Ya akşamüstüleri bir araya geliyoruz ya da akşam yemeklerinde buluşuyoruz. Böyle bir plan program yaparız diye düşünmüştüm. Ki yarın ayarlarız, yarın konuşuruz, netleştiririz demiştim. Bir anda moralim sıfıra indi. Neyse deniz kenarına birazcık kalkancımla stres atarım. Belgin geldi zaten. Hakan yine bütün evde annemi aradı. Olmadı dış kapıya yükleniyor gönül gönül diye. Bir baktık kapı çaldı. Annemle dayım. Dedik al gönül çağırdın çağırdın. Gönül geldi işte dedik. Annem gelince zaten Hakan bizi görmüyor. Annemin peşinde dolaşıp duruyor. Günüm heba oldu ya. Gerçekten günüm heba oldu. Neyse karpuzumu yiyeyim en azından, ondan sonra bir hazırlanayım. Bugün sabahtan beri kaç defa üstümü değiştirdim hatırlamıyorum. Sıcaktan. Şu an 46 dereceyi gösteriyor derece. Gölgede. Güneşi düşünmüyorum bile. Bütün her yer açık ve alev esiyor. Klima açtığım zaman yatarken açıyorum, gözüm kapalı ama oturduğum süre içerisinde klimayı açarsam gözlerimdeki mercekten dolayı aşırı kuruma meydana geliyor ve rahatsızlık yaşıyorum. O yüzden klimalı ortamlarda çok fazla bulunmak istemiyorum. Yatarken mecburen açıyoruz. Ama gözüm kapalı olduğu için çok fazla etkilenmiyorum. Allah'tan. Aslında biraz erken saatte gitsek denize de girmek isterdim. Ne saatte nereye gideceğiz onu da bilmiyorum aslında. Konuşmadım. O şeyle Hengame ile Belgin'e sormayı da unuttum ne tarafa gideceğiz diye. Etmek için. Konyaaltı esasında denize girilebilir. Yani bugün akşam bile girilebilir denize. Eminim şu an deniz suyu da kaynıyordur. Çünkü neşlenmek gibi bir derdim yok. Ama gratisten almış olduğum brozlaştırıcıdan çok memnun kaldım. En azından bu kez karides gibi kızarmadım. Daha böyle tatlı bir tonda kaldım. Yoksa böyle ciğer gibi kızarıyordum. Ama tabii ki yüzüme koruyucu sürdüm. Hani hep 50 faktör diyorlar ama üst zaten 30 faktöre kadar aldığı zaman 30 faktör yeterli geliyor. Ha 50 faktör olursa tabii ki daha iyi ama yoksa 30 faktörlük ürünlerde çok rahatlıkla yüzde kullanılabiliyor. Ama geçen de fark ettim. En azından öyle soyulmalarım bir şeylerim olmadı ki teknede epey güneşte yattık. Bu arada merak etmişsiniz o çocuk ne arıyordu diye teknede suyun içinde. O yüzden mahsur kalacaktık diye yazdım. Teknenin çapasını kaybettiler. Koca teknenin çapası kayboldu denizin içinde. Çapayı arıyorlardı. Allah'tan buldular çapayı. Yani diğer tekneden de yardım ettiler. Yoksa gerçekten orada mahsur kalacaktık. Ama güzel bir gündü dediğim gibi. Şimdi Mert'i bekliyoruz. Akşam Mert de izler. Mert selam olsun sana da burada. Özledim seni. Dayıma her defasında soruyorum ama daha dönmemişsin galiba Isparta'dan. İnşallah Mert de geldiğinde. Mert dayımın arkadaşı ama ben çok seviyorum. Burada yine sıçan adaya bir tekne turu düzenleyelim diye düşündük daha doğrusu. Dediğim gibi teknede hem güneşlenmek güzel oluyor hem de ayağım yere değmeden denize girmek hoşuma gidiyor. Sulada çok güzeldi ama tek sıkıntısı tekneler böyle arka arkaya yan yana dizildiği için
yüzme alanı çok kısıtlı kalıyordu. Teknelerin arasından, ancak dubaların arasından geçip açıkta yüzmek gerekiyordu ve o benim çok hoşuma gitmedi. Ama onun haricinde dediğim gibi deniz çok berrak, pırıl pırıldı. Hatta bazı takipçilerimiz yazmış, Nihal Hanım söylemeyin orayı da mahvederler diye. Evet, insanoğlu olarak maalesef gittiğimiz yeri temiz bırakmayı bilmiyoruz. Oysa ki herkes çantasında bir tane poşet taşısa sağa sola çöpünü atmak yerine çöpünü poşetin içinde biriktirip de çöp tenekesine atsa bu kadar pislik bir araya gelmez doğada. Çünkü doğada zaten plastikler erimiyor. Ve doğaya çok büyük zarar veriyoruz. Özellikle denize attığımız atıklar denize yaşayan canlılara çok fazlasıyla zarar veriyor ama insanlara ne kadar söylense de insanlar bunu algılamıyorlar. Acaba evlerinde de bir şey yedikleri zaman çöpünü bulundukları ortama mı atıyorlar diye insanın sorası geliyor. Ama genel olarak Akdeniz'de denizler temiz. Konyaaltı plajımız da zaten her yer mavi bayraklı. Evet, bugünkü yemeğimi böyle karpuzla geçiştirdim. Piknikte daha bir şey yemeyi zaten düşünmüyorum. Karpuz yeterli gelecektir. Akşam da belki bir kase yoğurt yersem. Gerçi tavuğu da çıkardım, onu da pişirmek zorundayım. Hem fırını da çıkarmışken. Bakalım akşam gidip gelelim. Yemek yapar mıyım, karpuzla idare eder miyim? Bu arada dayımın dediği gibi karpuz rengi çıkmış ama gerçekten çok çok tatlıymış. Şimdi böyle yarım hep hani karpuzları görünce hep diyorum. Eskiden mahallelerinde benim yaş grubumda olanlar bilir. At arabalarıyla karpuz taşınırdı evlere. Bu eski somyaların altına rahmetli dedeciğizim alırdı. 15-20 tane alırdı. Arabayla getirirlerdi. Sedirin altına konulurdu. O bitene kadar, çünkü karpuz yazın çok, Antalya sıcağında özellikle çok fazla tüketiliyor. Yani Antalya'yı sıcak yerlerde de özellikle vardı. Ama şimdi maalesef artık karpuzları yarım yarım oluyoruz, alabiliyoruz. Ama her halimize yine de şükürler olsun, alıp yiyebiliyoruz. Yiyemeyen insanlar da var. Evet, kalkayım üstümü, karpuzumu bitirdikten sonra artık yavaş yavaş giyineyim. Hakan birazdan kapıya dayanır aç diye. Çünkü belki Nihal abla inerken zile basarız demişti. Denize gideceğiz diye hastaneye de gidebiliriz. Tansiyonum 4'e düştü benim. Sıcak baksana, saat kaç? Saat 6 ama alev hala... Alev esiyor, her yer alev esiyor. Bir acaba gelmesem mi diye düşündüm. Benim de yığılır kalırım da. Ama ben de şey yapmasam mı diye düşündüm. Ama söz verdin. Söz verdim. O yüzden ne olursa olsun geçiyorum. Bir de bu maşallah bu 2 saat uyudum. 2 saat uykunun üzerine var ya, enerjisi bir şekilde atması lazım. Tabii. Yoksa sabaha kadar uyutmaz hiçbirinizi. Yok. Hiç olmazsa denizde birazcık yorulursa denizde yorulur. Aynasın abi. Denizli mi? Ne aşkım? Oy seni yaradana kurban olsun inan ya. Tipe bak tipe. Hakan, nereye gidiyoruz? Nize. Nereye gidiyoruz? Hiç pas vermiyor bana 3 gündür. Biz şey biliyorsun. Evet. Bu adamız. Ya alıştım ben artık. 3 gün kucağımdan inmez. 3 gün selam vermez. 10 gün selam vermez. Bazen tatlım mı ağlar? Ağlar. Bazen kucağından hayattayım ben. Böyle bir temas içinde olur. Hep bir tarafını değdirir sana. Çocuklar mesela dayımı çok severler. Mahalledeki çocukların hepsi dede diyor dayıma. Araba geçsin geçsin. Ama dayıma bile şey sevdirtmedi kendini, dokundurtmadı. Ama Gönül abla vardı. Evet. Annem olmasaydı belki. Belki şey yapardı ama ben babamın hepsini pek şey Ay, hala şey, asfaltın sıcağı bacaklarımı vuruyor.
Haber meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geliyor. Uyarı üstüne uyarı geliyor. Önceden farklı başlıyor. Acaba sıcakla mı alakalı? Şey, ay sözünü kestim. Hani sana bir şey gelmişti ya, soyadınız vardır bilmem ne vardır tanıyor musunuz falan filan diye. Ha evet. O dayıma da gelmiş biliyor musun? Dolandırıcılık o. Ha. Ya. O ne demiş? Şey, 5 milyon dolar şey kalmış, miras kalmış. Yok ay ona kim demişler? Başka bir soy isteğiyle mi gelmiş? İşte bir kişi şeyden arkadaşlık isteği göndermiş. Ondan sonra da yazı yazmış. İşte ben soyadı Demirel olan bilmem kimi tanıyor musunuz? Diye. Dayım tanımıyorum ne oldu diye yazmış. Sonra dayıma mektup gibi yazmış. Bilmem nereden 5 milyon dolar miras kaldı. Sizi yeğeni gibi gösterelim parayı siz alın falan filan diye bir sayfa dolusu yazı yazmış. Ama yazdığı kapatmamış çünkü çünkü ben direkt engelledim. İşte. Ben tanımadım insanlar. Ben de yazdığımda direkt engelledim. Dolandırıcılıkmış. Ne yapacaklarını şaşırdılar ya. İnsanlar artık birazcık şey, önceki yaptıkları dolandırıcılık şeyleri atlayıp. Öğrenildi ya. Öğrenildi, insanlar artık yeni yeni yollara başladı. Dayıma söyledim bakalım şeyi. Dedim böyle böyle hani ben ürün almadım diye aramadıydım dedim. Arayacağım da dedim ona göre bir derdini arayıp dedim. Derdine soracağım ne yapmam lazım diye dedim. Avukat ararken beraber arayalım. Öyle ki bence bu adam benim başımda kalmaz. Sigorta yaptırdığınızı yazdım işte. İşte biz size sigorta yaptırdık, yaptık. Ödememişsiniz, şu kadar borcunuz var diye beni aradım. Evet, evet. Ben de sigorta yaptım. Ben de sigorta yaptım. Ben de sigorta yaptım. İşte adım kayıtlar işte yapılmış. İşte valla kırıladı. Benim kaydı oldu. Bir ses kaydım varsa getir dedik. Odaya dedik. Benim bir uzan var. Onu da getir dedik. Ona göre de yapmıyor dedim. İstediğin yere kadar gidelim. Yani. Ben de şimdi diyeceğim ki avukata, diyeceğim ki ben ürün sipariş vermedim. Hangi firmaysa ürünü onayladığıma dair bana belge gösterip kargo geldiğinde iade almadığıma dair de imza atmak zorundayım. Onu da bana beyan edin. Aksi takdirde tamam ben bu ödemeyi yapacağım ama sizin hakkınızda da suç duyurusunda bulunacağım. Dolandırıcılıktan diye. Bir bakalım arayacağım ne olacak ama sinirlerim bozuldu bu sabahtan beri ya. Senden direkt şeyini bekliyorlar. O işte bir alamadık. Şimdi de bir şey yapalım. Aynen öyle. O yüzden de sen kabul ettin. Ben öyle bir ürünü almadım. Aldığıma dergi dergen varsa dergiye bana sondan sonra geldi. Yani, yani başka yapacak hiçbir şey yok. Ay deniz çarşaf gibi belge. Ben üstündekilerle girip çıksam ne olur? Islak ıslak dönerim eve. Evet, İsmail çok doğru söylüyorsun teyzeciğim. Evet. Belgimi de çok kalabalık değil diyordun. Karşıdan baktığınızda kadar bir kalabalık söylemiyoruz yani. Herkes, her yer şu anda. Akşam saatini düşünemiyorum bile burayı. Evet, ben bugün sadece oturacağım mayomu giymediğim için. Belgin girmez diye düşündüm ama bugün de belgin mayosunu giyip gelmiş. Girmiyorsun ya.
Bak bak koşturuşa bak seninkinin. Ben de gelip görüştüm. Nereye gidiyorsun? Ya yok. Buraya gelsene. Ya ben Senin büyük düşünür oğlun ne düşünüyor acaba? Yoruldu. Akdeniz'de batan gemilerini mi düşünüyor acaba? Ha? Ha? Akdeniz'de batan gemilerini mi düşünüyor acaba? Şimdi hangi gemiyi nereye yanaştırsam diye uçağını düşünüyor acaba. Gemiyi nereye yanaştıracağını düşünüyor. Saat 9'a geliyor. Hala hazırda insanlar. O sıcakta zaten gelinemez ki. Kaynar insan. Tam denize girilecek, deniz kenarına gelecek zaman aslında. Biz gideceğiz de. Biraz daha bekleyelim de hava biraz daha kararsın. Evet, yavaş yavaş. Evet, bugün güne hızlı başladık. Hızlı gitti. En son soluğu deniz kenarında aldık. Size buralardan da artık veda etmek istiyoruz yavaş yavaş. Yarın tekrar inşallah görüşebilmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.